Balonların ne suçu var diyeceğim ama... Bir suçları yok. Aksine. Şu an en yakın arkadaşım onlar. Nereden geliyor böyle şeyler aklına? Getirenler utansın. O kadar mı canını sıktı? Ama yarısını boşalttım az önce. Al, sen de deme. Yok, hiç benlik değil. Sinirini bozan biri yok herhalde. Olmaz olur mu? O zaman bana katıl derim. Bak şimdi. Demek dün gece beni ektin ha? Oh be. Hadi, sıra sende. Herkes işinin başına. Ne yaptın zannediyorsun oğlum sen? Şimdi gelirken avukat arkadaşımla konuştum. Durum bu sefer bayağı ciddi, haberin olsun. Pişman değilim hakim benim. Yine olsa yine yaparım. İyi yersin geri zekalı herif. Beni bağırttırıyorsun ya. Sinan işin şakası yok oğlum. Durum bu sefer ciddi diyorum ya. Neyini anlamıyorsun? Adam bu sefer gerçekten bela olabilir senin başına. Vallahi Bülent'ciğim elinden geleni ardına koymasın. Mümkünse. Oğlum sen neyine güveniyorsun bu kadar ya? Hadi neyine güveniyorsun? Neyin artisti? Artist misin lan sen? Sıkıldım. Bu herifin oyunlarından sıkıldım abi. Ne yapacaksa yapsın ya. Ne olacaksa olsun. Canımı mı alacak? İyi, alsın. Zaten bir tek canımı veririm bu herife. Ne dükkanımı ne de... Neyse ne. Uyardığın için sağ ol kardeşim. Sen bir gel, gel. Gel bakayım. Sen bana şu işin aslını bir söyle bakayım ya. Bu kadar hırgür tantana. Bunların hepsi sadece rakip olduğunuz için mi? Yoksa Pirin'in sevgilisi diye mi? He? Sinan, bana cevap ver abicim, cevap. Evet. Evet, o yüzden. Pelin'le o herifin sevgili olduğunu düşündükçe delirecek gibi oluyorum. O herif benim elimdeki her şeyi almak istiyor Bülent. Önce Filia, şimdi de Pelin. Bunu omzunun altında tut. Şu noktadan yeşil noktayı gör. Baktığın yeşil nokta senin hedefin. Şu sinir olduğun kişi. Şimdi sadece onu düşün. Nasıl sinirini bozduğunu. Seni nasıl kızdırdığını falan getir aklına. Bak, oradaki balon onun yüzü. En sinir olduğun haliyle sana bakıyor. Hadi, al nişanı. Şimdi intikam zamanı. Sakin ol şampiyon. Çok merak ettim bu kişiyi. Senin gibi birinin içinden azılı bir Zeyne çıkardı ya. Vallahi helal olsun. Bu kafayla gitmeye devam ederse daha çok şey görecek. Kız haklı oğlum. Kız haklı. Ne yapacaktı? Hayatı boyunca seni mi bekleyecekti ya? Ulan çektin gittin, bir haber vermedin, özür dilemedin, bir şey yapmadın. Ne olmasını bekliyordun? Rüzgar'ı hastaneye yatırdıktan sonra kaç kez aradım? Açmadı. Mesaj attım, okumadı bile.
Kapısının önüne gitsem konuşmayacaktı benimle. Bülent bu hikayede tek haklı olan o değil. Bana neden diye sormadı. Açıklama yapmama izin vermedi. Ben de ona kızgındım abi. Aman ne güzel ya. Aferin size. Sakın gururunuzdan ödün vermeyin. Niye birbirinize oturun böyle? Hatta çok sinirlenirsen git camından içeriye gir motorla. Yetmezse motoru Barış'ın üstüne sür. Aferin, çok güzel fikirler bunlar ya. Ya saçmalama Bülent. Beni tanımıyormuş gibi. Üstüne sürmeyecektim. Kaçmasaydı kıracaktım direksiyonu zaten. Sinan. Sen senin hayatını çalıyor diye bu herife yükleniyorsun ya. Onun senden bir şey çaldığı falan yok oğlum. Sen kendin böyle altın tepside sunuyorsun adamı. Sen yapıyorsun bunu. Benim bir şey sunduğum falan yok. Ben savaşıyorum abi. O nikah masasından kalktığımda kaybettiğim her şey için savaşıyorum. Çok geç kaldın Sinan. Bunların hepsini bir sene önce yapacaktın. Çok geç kaldın. Geç değil. Hayır, geç değil. Göreceksin Bülent. Pelin'i aşkımıza inandıracağım. Göreceksin. İşin çok zor Sinan. Çok zor. Hatta belki imkansız, ben sana diyeyim. Eğer inanırsan ve gerçekten ne istediğini bilirsen hiçbir şey imkansız değil. Hiçbir şey. Öyle kolay değil o iş. Ya bir bekle. Bir açıklamasını dinle bakalım. Hayat bu, bir işi çıkmış olabilir. Ama kimsenin seni bu kadar üzmesine izin verme. Sen mi diyorsun bunu? Az önce koca bir balon dağını taradın. O başka. Ben ortağıma kızdım. Vallahi iş ilişkisinde böyleysen abime söyleyeyim de ayağını denk alsın. Tamam. O arayana kadar bekle. Açıklamasını dinle, öyle karar ver diyorsun. İyi. Öyle yaparım ben de. Benim demamla yapabileceğim bir şey değil ki o. Ben ne desem boş. Sen yine bildiğini okuyacaksın. Vallahi bravo. İki günde tanımışsın beni. Seni değil de aşık olan kadınları tanıyorum diyelim. Duygu, sen bu adama aşık oluyorsun. Öyle mi diyorsun? Ne yapacağım peki? Hani bildiğini okuyordun? Ya tamam canım. Sen yine de bir seçenekleri söyle. Işıklardan hangisi uyarsa oradan devam ederim ben de. Maalesef çok fazla seçeneğin yok. Hatta sadece iki tane. Biri mantık, biri de kalp. Eyvah. Ya her şeyi göze alacaksın. Ki buna hayal kırıklığı da dahil. Ya da hiç işim olmaz deyip ateş bacayı sarmadan kaçacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.